3500 metre yüksekteki doruklarda yardıma muhtaç kalanların bile elinden tutabiliyoruz. Memleketin ana karayla bağlantısı olmayan her toprağına erişebiliyoruz. Ama hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki canın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Trafikte bir tek seni aşamıyoruz. Yaşama yol ver. Futbolun editöründen selam, saygı ve sevgilerle mutlu akşamlar. Kıymetli Samspor taraftarları, yurdun dört bir yanında Avrupa'da programımızı izleyen tüm Samsunlulara, Samsunlulara selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Şu anda canlı yayınımıza başlamış oldu. Bu akşam bir geleneğimiz var bizim, biliyorsunuz değerli spor severler. Normalde her hafta Ahmet Hoca ile beraber, Ertem Hocamla beraber bir konuğumuz olurdu, konuk alırdık. Bu akşam dedik hani üst üste oynanan maçlar var, alınan kötü sonuçlar var. Kadro mühendisliği tartışılır hale geldi. Konuşulacak çok konu var enine boyuna. Dolayısıyla Ahmet Hocam'la beraber baş başa sizlerle beraber olacak. Geleceğim mesajlarınızla mümkün olduğu kadar okumaya çalışacağım. Sevgili hocam, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsın, iyi misin? İyi akşamlar Ahmet'ciğim, iyi yayınlar, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Moralmen biraz iyi değiliz. Bir taraftan benim sağlık sorunlarımı biliyorsun abi. Yoğun evet. Bir şekilde fizikte devam ediyor. Omuzlar ikisi de donmuş. Şimdi ona uğraşıyorlar açmaya. Ayrısıyla bir de üzüntümüz var. Tabii Samsun'un çok sevilen renkli siması. Ufuk Demirel'i kaybettik, güçlü elektriğinin sahibini. Evet. Rahmetli babasını da yakın bir zamanda kaybettik. Tüm yakınlarına başsağlığı, sabır dileyelim. Allah'tan rahmet dileyelim. Ama bir mesajı da verelim buradan. Aşı karşıtıydı rahmetli. Aşı olmam diyordu. Aşıya karışayım diyordu. İşte maalesef Covid onu da aramızdan aldı. Rahmetler olsun, mekanı cennet olsun. Senin var mı bir dileğin, temennin bu şeyle ilgili, kayıpla ilgili Ahmet abi? Tabii Ufuk bizim dostumuz, kardeşimiz, iyiydi, arkadaşımızdı. Allah kendi kendine rahmet eylesin. Diyecek başka bir abi, şey yok. Üzüntü işte. Başlayalım abi yavaş yavaş. Hatta ben iki hafta öncesine geri gidip senin verdiğin keskin mesajlardan başlamak istiyorum. Geçen hafta da benzeri mesajları, benzeri yorumları sevgili hocamız yaptı. Bizimle beraber konuktu programda, biliyorsun, Birol Berkem. Evet, oradan Birol başlayalım. Berkem ya. Şimdi Bursa maçı, daha sonra oynanan geçtiğimiz maçın evet değerlendireceğiz ama baştan başlayalım kısa kısa. Yani Samsunspor evet. 2020-2021 sezonuna tamamen kadrosunu boşalttı. Yani Nurullah Boli, Yasin ve Gökhan Karadeniz'in dışında kimseyi bırakmadı kadrodan, elinde hoca ya da kadro mühendisliğini yapanlar. Şampiyon olmuş U19 takımdan 5 tane çocuğumuz yukarıya verildi. Şu anda kadro 27 kişiye indi. Kimler var, kimler yoklar, bunu zaman içinde tamamen öğreneceğiz ama senin değerlendirmeni alayım. Yani Samsunspor doğru işler mi yaptı? Kadro mühendisliği doğru mu? Özellikle başkanımıza da çok selam gönderiyoruz. Programı takip ettiğini biraz evvel WhatsApp'tan bize yazdı. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Geçen de bir mesajı vardı başkanın. Bilmiyorum Ahmet abi sen okudun mu? Bu kadroyu ben kurdum. Ben kendi ellerimle istediğim oyuncuları aldım. Sorumlusu da benim gibi böyle sert de bir mesajı var. Söz Ahmet Ertem'de olsun. Ya tabii iki maçın neticesi bizi oldukça üzdü. Çünkü beklenti Keçiören maçı dahil 3 maçtan 9 puan alıp bir seri yakalayıp bir özgüvene ihtiyaç vardı. Ama maalesef olmadı. Ama hayat devam ediyor. Tabii sezon başında yepyeni bir takım kuruldu. Yepyeni bir takım kurulmasının sakıncaları vardır. Bir kere iskelet kadro bozuldu. Yani bir iskeletin yoktu. İskeletsiz bir takımla 17-18 tane, hatta 20 tane oyuncu transfer yapıldı.
Bu tabii ki bir yeni bir takım oluşmasında, yeni bir takım yapılanmasında, bir takım bütünlüğü 20 içerisinde 26 mücadele 26 etmesinde Ahmet bir abi söz çok özür dilerim 26 futbolcu. 26 futbolcu alındı. O işte bu bir sıkıntılı durum. Ve sıkıntılı durum oldu da ortaya çıktı. Bir türlü bir takım olamadık. Ve akabinde de iki maçta da Samspor'a yakışmayan oyun ve sonuçlar aldık. Kadro mühendisliğinde de birbirini tamamlayan oyuncular yok. Alınmadı bence. Benim kendi görüşüm. Çünkü bir futbol takımını kurarken her zaman söylerim güç artı incelik eşittir ağırlık artı canlılık formülüyle birbirini tamamlayan oyunculardan bir takım kurarsanız başarı oranınız biraz daha artar. Biz bu eksikliği yaşadık. Bir de Evet. tamamen iskelet kadromuz gitti. Geçen seneki kadrodan 4 tane oyuncu kaldı. Yeni bir takım, yeni bir ortam ve bu sene yeni bir lig ve zor geçen seneye nazaran çok daha bir zor bir ligdi. Her maçın kendine göre bir havası vardı. Her maçı sen önemseyeceksin. Temkinli olacaksın, dikkatli olacaksın ve konsantrasyonun da her maça çıkarken bu ligde en üst seviyede olmalı. Çünkü ben geçen programda da söyledim, bu ligde her takım her takımı yener. Yani toparlarsak kadro mühendisliği hakkındaki düşüncelerim bu. İskeleti olmayan bir takımın kısa sürede, kısa vadede başarılı olması mümkün değil. Zamana ihtiyaç vardır ama Samspor'un zamana ihtiyacı var mıdır o bilinmez. Çünkü Samspor sezon başı büyük hedeflerle yola çıktı. Şampiyonluk parolasıyla çıktı. Ve bundan dolayı da 25-26 tane oyuncu alındı. Şimdi kimse tabii ki konunun öbür yönünü, takım içeriğini, takım kurgusunu, takım kadrosunu ve bunların bir araya gelip uyum içerisinde oynaması, birbirine alışması, bir oyun mantalitesi ortaya koyması epey bir zaman alır. Ama Samspor'un da zamana ihtiyacı var ama hedef olarak yola çıktığın için de bu zaman sana müsaade etmiyor. Dolayısıyla da böyle sonuçlar olduğu zaman insanlar bir üzüntü içerisine giriyor. Tabii özellikle Bursaspor maçına gelirsek Samspor'a yakışmayan bir maç ve bir sonuç oldu. Sevgili Ahmet Hocam, sevgili Ahmet Hocam, ona vaktimiz var, geleceğim. Hemen ben senin sözlerin üzerine sevgili Mehmet Altıparmak Hoca'yla yaklaşık programdan yarım saat önce uzun uzun görüştüm. Moralinin nasıl olduğunu sordum, hal hatır sordum. Ahmet abi maçı ele alma zamanı geldi dedi. Bu takım dedi büyük hedefleri olan bir takım dedi, toparlıyoruz dedi. Sakatların dedi %99'u da iyileşti, oynar duruma geldi. Artık bu tarafta bu haftadan itibaren Samsunspor'un yarışmacı bir takım olacağını herkes görecek diye böyle bir yorumu var. Bunu yorumla da ondan sonra biraz mesajlarımız var. Onları da okuyalım. Vaktimiz var. Bursa maçını değerlendireceğiz. Daha sonra gençler birliği maçını değerlendireceğiz. Ya tabii Mehmet Hocam ciddi ve disiplin sistemi organize etmeli. Çünkü bir an önce takım bütünlüğü planlı bir oyun yaratılmalı. Öncelikle savunma problemini çözmek gerekir. Merkez ve sol kenarda zafiyetlerimiz var. Zaten sezonun başından beri, başladığımız günden beri programa savunmanın merkezindeki sıkıntıyı söylüyorduk. Nitekim de bu savunmanın merkezindeki sıkıntılar kazanılan maçlarda da vardı ama kaybedilince çok daha ortaya çıktı. O bölgede pozisyon hataları yapıyoruz, kademe hataları yapıyoruz. O bölgenin zafiyeti Bursa takımı 10 kişi kalmasına rağmen kendini çok daha belli etti. Takım savunmasında da öndeki 4 oyuncu da takım savunmasına yardımlaşma yapmadığı zaman daha da fazla gedikler açıklar veriyorsun. Dolayısıyla bir an önce takım bütünlüğü ve planlı bir oyun sistemi yaratılmalı diyorum ben. Tabii Peki hocam. ayrıca Hasan Kılıç ve Osman Çelik'in yanına da oyunu kurabilecek, oyunu yönlendirecek bir oyuncu şart. Bizim takımda o eksiklik de var. O eksik de var. Çünkü pozisyon zenginliği olmuyor.
Yani bu kim olabilir bilmiyoruz tabii. Geçen seneden tanıdığımız Savicevic olabilir. Ha, yani nasıl bir oyuncu? İşte Gençler Birliği takımında seyrettik. İbrahim'e Diaman da var. İbrahim'e Diaman da var. Düzeldi. Gençler Birliği maçında da 90 dakika boyunca ısındı ama hoca ona oyun almadı. Geleceğiz onlara hocam. Şimdi gelen mesajlar, çok sayıda mesajlarımız var. Bizleri takip edinler de Tabii. kırmamak adına. Mümin Bal ve Zafer Ünal sizinle birlikte, bizimle beraber programı izliyorlarmış. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Zafer Ünal, Ahmet Bey merhaba, saygılar, sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. İnegöl'den selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalın inşallah demiş. Aydın İşmarcı, o da Samsunlu iş adamı, gururumuz. Bir sevdadır Samsunspor platformu. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diye mesaj atmış. Teşekkür ederiz. Bizim bombamız efendiliği, hatipliği, kalemi, duruşuyla hakikaten birçok insanın gönlünde özel yeri olan sevgili Selamet Atlı, taraftarların sesi programının moderatörü. Ahmet abi iyi yayınlar, selamlar Ahmet hocam ve seyircilerinize demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bakın yine sevgili dostumuz, bizim can dostumuz desek daha iyi bir ifade etmiş oluruz. Sevgili Ahmet Çabuk arkadaşım, öncelikle çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Ahmet Ertem hocamıza ve saygılarımızı iletiyoruz. Benim kanaatim, yeni hocamız ve yeni kadromuzun bir zamana ihtiyacı, devamını okuyalım. Tabii ki destek olalım. İyi yayınlar diliyorum sevgili Nuri Demir Aslan, pilecimiz bizim. Bayram Bilgi, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Ahmet Bey, bu takımda da ah var. Yabancılara verdiği önemi, Bahattin Köse, diğer oyuncular verseydi takımın birincilikte olurdu. Bahattin'e yapılan haksızlık var. Bu çok geçmişe dayalı sevgili Aydın İşmarcı. Bunun üzerinden hocamızın ben bir yorum yapacağını da düşünmüyorum. Çünkü futbolda dün yok. Ama mesaj için teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Kavak'tan selamlar. Hikmet Sarıoğlu. TC Mürsel Yetik. Bursa, Mustafa Kemal Paşa'dan iyi yayınlar. Selamlar. Şampiyon Samsunspor. Teşekkürler. Bakın yurdun dört bir yanından mesajlar akıyor Ahmet abi. Bu akşam bu takım çok can yakacak. Her takım inişli çıkışlı grafiği olur. Henüz ligin başı diye düşünüyorum demiş Bayram Bilgiç. Ferhat Dengeli, hayırlı akşamlar. Bursa'dan selamlar. Bursa bu akşam patladı geliyor. Ne olacak sizin Samsunspor ve Zonguldak Spor'un hali demiş. Zonguldak'ı bilemem. Bilmiyorum, şeyi takip ediyorum. Evet, Manavgat'tan Çolaklı'dan bizim sevgili dostumuz, Antalyalı, Manavgat olmasına rağmen iyi bir Samsunspor takipçisi. Klasik, hep zamana ihtiyacımız var denir demiş sevgili İsmail Okuş. Teşekkür ediyorum. Güzel sözlerin için teşekkür ediyorum demiş Selamet Atlı. Selamet, seni kalben seviyorum. Bunu buradan göğsüme gere gere ifade ediyorum. Selamet'le bir bilgi koyalım. Yorumlar üzerinden neler söyler Ahmet Ertem? Çok sayıda yorum var. Var mı Ya soru tabii yani? şöyle sabırlı olmalıyız. Zamana gerçekten bu takımın ihtiyacı var. Yeni bir takım. Ama Evet. Samsunspor bu sezon büyük fedakarlıklarla kurulmuş ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Bir an önce herkesin kendine bir şekilde düzen vermesi Çok ve doğru. farklı şekilde oynamaya devam etmesi gerekir. Yoksa zamana ihtiyacımız var diyerek böyle haftaları geçersek aynı şekilde oynamaya devam ettiğimizde her hafta şansımız azalır. Onun için de yani artık dağınıklıktan ve plansızlıktan vazgeçip daha oturaklı defansif zafiyetlerini gidermiş ama takım bütünlüğü içerisinde bir planı olan bir takım gibi oynamalıyız. Çünkü Samsunspor gerçekten Mehmet hocamla beraber çok coşkulu oynuyor ama bu coşku kontrollü bir coşku değil. Coşkulu oynuyoruz, kontrolsüz oynuyoruz. Dolayısıyla gönül sahaya çıktığında takımın, Samsunspor'un kendi oyun anlayışlarını rakibe kabul ettiren bir takım olmasını istiyor. Evet. Dolayısıyla da bu hafta herhalde bütün takımdaki oyuncular hazırlanır ve bir takım görüntüsü ortaya çıkar.
Çünkü şöyle düşünüyorum Ahmet. Yılpor-Samspor gibi bir takım bu olmamalı. Toparlanmalı. Evet. Takım Çok olmalı. doğru. Takım olabilmeli. Çünkü hedefsiz yaşamak Samspor'a hiçbir zaman yakışmaz. Kendini de Ki düzeltmek. Samsunspor'un taraftarlarının asla kabullenemeyeceği bir görüntü var. Sevgili Ahmet abi, şöyle ara ara sözüne Evet. giriyorum, beni bağışla ama Gir gir. programın yani sonuçta hem sohbet hem değerlendirme yapıyoruz. Tabii, gir gir. Yani şeyde ligin başında işte içeride bir galibiyetle başladık. Yarım yamalak Balıkesirspor diyorlar ama ne olursa olsun 11 kişiyle oynayan bir futbol takımı. Orada gözümüze hoş gelen şeyler izledik. Yani özellikle atılan gollerde Tomane'nin ön direğe koşup Yasin'e boşluklar yaratması, ortalanda dörtlü halinde oynayarak Hasan'la Osman'ın daha çok efektif oynamaları, takıma katkı sağlamaları. Ardından Kocaeli'den alınan mağlubiyet var. Hatta Mustafa Hoca, Kocaeli'nin hocası maçtan sonra bu ligin gizli şampiyonunu yendik, büyük bir şans diye bir değerlendirme yaptı. Hani dedik orada yeni takım olmanın, ilk defa deplasmana çıkmanın bir handikapı mı var? Döndük içeride, oynadığımız Şişören maçı var, ağzımıza bir kaşık bal çaldı takım. Yani artıları var, eksileri, ama buna rağmen programda Ahmet Ertem, bir Robert Erkem'le beraber olduğu programda, daha önceki programda Samsunspor'un defans kurgusu alarm veriyor. Bu iş bizim başımıza iş açabilir diye bir yorumları vardı. Ardından işte Bursa maçı. Yani adamlar maça çok iyi konsantre olmuşlar. Tebrik ediyoruz. Bu doğru. Ama Samsunspor Bursaspor'a bu şekilde yenilmeli miydi, yenilmemeliydi? Şuursuz başka, senin de ifade ettiğin gibi gelişi güzel onların tempo yükseltmesine ayak uydurup tuzağa düşmemiz, 10 kişi kaldıktan sonra saçma sapan işleri yapıp mağlubiyet almamız. Bir Bursa maçını şöyle değerlendirsin bize Ahmet Ertem. Parça parça gidelim. Bu arada mesaj yağmaya da devam ediyor. Okuyacağım sırası geldiğinde. Ya Bursaspor bizimle oynadığı maçı bir çıkış maçı olarak görüyordu. Evet. Taraftarının desteğiyle de maça istekli ve hırslı başladı. De hatırlarsan henüz maçın 30. saniyesinde de kaçırdıkları golle bunu hissettirdiler. Aykut hemen Evet. 30. saniyede o topu çeldi. O Evet. maçta Samspor önde basmadı. Rakibini ikinci bölgede karşıladı. Ama ikinci bölgede karşılarken de o bölgede baskı yapmadı. Rakibin oynamasına müsaade etti. Bu sefer de oyunun hakimiyeti tabii ki Bursaspor'a geçti ve bütün yük de orta sahada Osman Çelik ve Hasan Kılıç'a bindi. Onlar da o maçta fiziksel olarak çok yıprandılar. Sadece biz o maçta ilk devrenin son 5 dakikası hariç sahada silik bir oyun sergiledik. Ve hatırlarsan şut atmadan da 1-0 öne geçtik. Ama golden Evet. sonra taraftar Bursaspor'u daha da etkiledi ve takımın temposu ve baskısı arttı. Nitekim penaltı golüyle beraberlik golünü de attılar. Bursaspor ikinci yarıya tempolu başladı ve ikinci golü de buldu. Yani bizim orada savunmanın merkezinde hatalarımız vardı. Tabii birbirinden kopuk, hiçbir organizesi ve takım oyunu olmayan, sahada dolaşan bir Samspor takımı vardı o maçta. Bana göre Samspor'a yakışmayan bir maç ve bir sonuç aldı. Bir de şunu dikkat etmek istiyorum. Mesela geçen sene 17 deplasmanda sadece bir mağlubiyet alan Samspor, onu da geçen sene Bursaspor'dan almıştı. 17 deplasmanda sadece lig boyunca 17 deplasmanda sadece bir mağlubiyet alan Samspor bu sezon ilk iki deplasmandan yenilgiyle ayrılması, bu da bir düşündürücü konu. Bunun üstüne de parmak basmalı. Çünkü Evet. hedefe oynayan bir takımın deplasmanlardan da puan alması şart. Kısacası Bursaspor maçının analizi bu şekilde. Ama dediğim gibi yani her maçı önemseyeceksin. Her maçın bir hikayesi vardır. Her maça ciddi bakacaksın. Ve her alınan puan bir katkıdır. Nasıl ki son dakikada Gençler Birliği maçına gelen gol, benim her zaman söylediğim gibi 1-0'dan büyüktür. Bir puan bile belki ilerleyen haftalarda Samspor takımı
kendi oyununu oynamaya devam etmeye başladığında, bir takım olduğunda ve kendi oyun anlayışlarını rakibe kabul ettirdiğinde o bir puanın da önemi ortaya çıkacak. Yani bir takım radikal değişiklikler de yapmak lazım bence. Dediğim gibi savunmanın merkezini bir an önce düzeltmek lazım. Ortaya bir tane oyun kurucu, oyun yönlendirici koymak lazım. Kanatlarımızda Evet. sıkıntı var. Kanatlarda sıkıntımız var. Özellikle sağ kanata bir oyuncu yerleştirmek gerekir bence. Yasin'in tabii hocamız daha iyi bilir ama biz dışarıdan gördüğümüz kadarıyla tek oynayacağı yer sol öndür. Ne sahaya oynar ne merkezde oynar. On Şimdi numara merkezde oynar. oynuyor. Evet. O yani ne sağda da oynayamaz, merkezde de oynayamaz. Onun tek oynayacağı yer sadece sol önde oynar. Eğer olmasa da oynayamasa da yağsız bir takım da oluşturmalı. Tomane iyi özgüveni sağladı, yakaladı. Onun düzelmesi iyidir. Gol atması da bir avantajdır. Yani 5 maç oynadık. Şimdi daha ne şeyler söyleyebiliyoruz. Evet. Çünkü tablo ortaya çıktı. Onun için de ben her zaman söylüyorum. Samspor bu saatten sonra kendini düzeltmeli. Kendini düzeltmek, kendini yükseltmektir. Çünkü Yılport Samspor takımı bu değil. Bu olmamalı. Topalanacaktır. Bir an önce takım bütünlüğünü ve organize bir oyun planını sahaya yansıtmalıdır. Bunda da Mehmet Hocam bu haftadan itibaren kararlı. Yani işin O özü mesajı da verdi Samspor zaten. artık bu haftadan başlayarak kendi yolculuğunu kendisi başlatmalı. Peki Ahmet abi, ağzına yüreğine sağlık. Ben ilk hafta söyledim, takımımız çok pozisyon veriyoruz diye. Bu kadar pozisyon veren bir takım olamaz. Millet elini kolunu sallayarak kalemize geliyor. Bu hafta kalecimize dua edelim. Yoksa beşlik olurduk. İnşallah en kısa zamanda düzeliriz. Ahmet hocam, sevgiler, selamlar olsun. Gülmese de yüzümüz, Samsunspor son sözümüz demiş Erol Çetin, sevgili Erol İstanbul'dan. O da taraftarlar grubu liderlerinden bir kardeşimiz. Samsunspor denince bu ligin en büyüğü olduğunu tüm takım ona göre hazırlanması gerekiyor. Beklentimiz büyük çünkü bizim camiamız büyük demiş Erol Yılmaz. Bir haftada oynanan 3 tane maç var. Yani bu mental olarak da fiziksel olarak da hazır olmayan oyuncuların sahaya sürülmesi açısından da bir yorgunluk mu getirdi ki Gençler Birliği maçını ben merak ediyorum, Ahmet Ertem hocam nasıl değerlendirecek? Gerçekten son yıllarda benim Samsun, özellikle kendi sahamızda izlediğimiz en kötü müsabakaydı Samsunspor açısından. Hakikaten rezaletten kurtulduk. Senin dediğin de gibi çok değerli, çok kaliteli, oyuna girden iyi okuyan bir Aykut olmasa, Erol da o mesajı atmış zaten, durum vahim olabilirdi. Ahmet abi, Gençler Birliği maçını bir değerlendirelim. Gençler Birliği maçı ben hatırlarsan sana hafta arası da Gençler Birliği maçı çok zor maç demiştim. Hatırlar mısın bilmiyorum. Tabii Gençler Birliği takımı da karşısında Samspor olduğu için her takım Samspor'a farklı oynuyor. Çok organize bir takım. Bizi iyi çözmüşler. Bizim Evet. zafiyetlerimizi görmüşler. Ve özellikle de Barış Alıcı kanadından sağ kanattan, bizim sol tarafımızdan sürekli atak geliştirdiler. Biz 2 tane duran toptan gol yedik. Bu da düşündürücü bir olay. Ya Duran Ahmet abi toptan çok gol özür yedik. dilerim. Çok saçma saçma 2 tane gol. Arka direkt bomboş yani. Aynen. Yediğimiz gollerin iki kornerde, yani böyle bir o defans kurgusu olabilir mi? İnsan pozisyon alır. Benim bildiğim sağ bek ön direkte, sol bek arka direkte atakları karşılar. Ben mi futbolu bilmiyorum, ben mi yanlış anlıyorum? Ya yediğimiz gollere saçmalık, ortaya koyduğumuz oyun da çok kötü. Sevgili Ahmet abim, sevgili hocam. İşte dediğim gibi bir oyun planımız yoktu. Dağınık bir görüntümüz vardı. Dağınıklık ortamı ve plansızlık. Artı birbirinden kopuk, ne yaptığını bilmeyen ve birbirine yardım etmeyen
tamamen yardımlaşmadan eksik. Bir takım görüntüsü çizdik. Eğer Aykut olmasaydı en az 4-5 maç, 4-5 gollü bir maç yaşardık. Sıkıntılı olurdu. Dolayısıyla Aykut o maçta iyi bir performans gösterdi. Ama tabii ki bir puan almak da kaybetmekten çok daha iyidir. Ama evet, şunu söylüyorum, geçmişi bırakıp artık geleceğin planlarını yapmak gerekir. Bu iki maçtan çıkartılacak dersler var. Evet, önümüzdeki üç maçtan alınacak 7 veya 9 puan bu kayıpları telafi eder Ahmetciğim. Onun için de lig uzun bir maraton. Bu maratonda inişler çıkışlar, böyle kötü sonuçlar olabilir. Her takım her takıma bu ligde puan verebilir. Önemli olan bir an önce Samspor gibi bir markanın, Samspor gibi hedefi ortaya koyan bir takımın çok çabuk geçmişten ders alarak toparlanması gerekir diye düşünüyorum. Yani sınırlarını artık zorlayacaksın Samspor. Sen Samspor olarak bu lige mühürünü basacaksın. Artık senin kendi yolunu kendi çizme vaktin gelmiştir. Onun için de o önündeki önce bu haftaki Denizli maçı, daha sonraki içeride Ümraniye maçı, bunlara pür dikkat, kayıpsız geçeceksin. O zaman kaybın telafisi vardır. Yeter ki sen kendini bul. Evet. Şimdi tabii yani bireysel olarak futbolcuların takıma olan katkısını ben her zaman çok önemsiyorum. Bektaş'ın gencecik bir çocuk geldi, 40 yıllık Samsunsporlu gibi stoper, özellikle sağ bölgede inanılmaz müdahaleleri var. Çok soğukkanlı, çok kaliteli buldum, sakatlandı. İnşallah ciddi bir sakatlığı yoktur. Hani Bolin'in alternatifi demeyelim de defans kurgusunda Bektaş'ın yerini nasıl değerlendiriyorsun Ahmet abi? Ya tabii şimdi o da iki alt ligden geldi. Esenler Erol evet, takımından geldi. Üçlükten geldi. Evet, fark doğru, etmez. Önemli olan futbolcunun kalitesidir. Ama oynadığı mevki, stoper mevki, tandem oynadığın için de çok önemli bir mevki. Çünkü doğru, ben her zaman söylerim. Yani savunmanın merkezinde oynayan oyuncuların oyun bilgisinden çok daha fazla pozisyon hatalarını bilmesi, yer alması ve kademe anlayışını çok daha iyi yapması oyun bilgilerinden çok daha öndedir. Dolayısıyla bu da neye, nasıl aşılır? Yani tecrübeyle aşılır, sürekli oynamakla alışır. Bak geçmişteki takımların bütün stoperlerine çoğu o bölgeyi yaşlı oyunculardan kurmuşlardır. Niye? Deneyim pozisyon almayı evet, verirler. İşte geçen sene Altay takımı İbrahim'le şampiyon oldu abi, 36 yaşındaki adamla. Şimdi burada pardon abi, bölgede... abi özür diliyorum. İbrahim Öztürk 40 yaşında. 40. yaşını kutladı geçenlerde. 36 işte, değil, 40 yani, yaşında. Bu şunu demek istiyorum yani. Evet, genç oyuncularımızın zamana ihtiyacı var ama Samsunspor'un o Samsunspor o konumda değil. Kumaşı iyi olabilir, yetenekli olabilir ama bizim öncelikle futbol şunu der. Futbolda önce gol yemeyeceksin. Önce gol evet, yemeyeceksin. Ve futbol şunu der. Bunu hiç kimse inkar edemez. Savunmalar şampiyon yapar, forvetler maç kazandırır. Onun için evet, de sen önce gol yemeyeceksin. Sen orayı bir kitleyeceksin. Gol yemediğin müddetçe de her zaman bir sonuç yapabilirsin. Bir netice elde edebilirsin. Onun için de orada deneyimli oyuncular olması lazım. Yani bilmiyorum, başka kadroda başka o merkezli oyuncu var mı? Abi senin olabilir, aklında kim var? Gözünün önüne kim geliyor? Boli var. Çık Boli. Ondan sonra hani geçen seneki gibi tandemde, gerçi yan pas geri pasta bizi bıktıran Yalçın gibi oyunu iyi okuyan, senin ifade ettiğin tarzda bir oyuncu kim var Samsunspor'da, ben merak ediyorum. Hadi diyelim Berk tamam. Berk'in zamana ihtiyacı var. İyi, kumaşı da iyi. Zamanla Samsunspor'a büyük faydaları olabilecek bir futbolcu. Valla kadro hadi mühendisliğini böyle yaparken bunu düşünmek lazımdı. Kadro mühendisliğini yaparken bunu düşünmek lazımdı. Çünkü
Yani o bölgeye en aşağı 5 oyuncu olması lazım bence yani. Sezon başı takım yapılanması yapılırken, kadro mühendisliği yapılırken hedef oynayan bir takım olarak en az 5 tane oyuncuya stopere ihtiyaç vardır diye değerlendiriyorum. Çin vardır. Ha, bunu derken de sadece savunmanın zafiyetlerinden değil, biz oyunu dar alanda oynamaya alışmalıyız. Bir bütünlük Evet, içerisinde. Takım savunmasını oyunun boyunu çok uzatıyoruz abi. Doğru söylüyorsun. 50-60 metre mesafede evet. defansa Evet. forvet arasında bir geçişebilirliği maçladı. Bu kadar uzun olmamalı oyunun boyu. Burada size İşte lafını önde valla kesmiş top. olayım. İyi bir ön libero, geriden süpürücü iyi bir ön libero ve 10 numara pozisyonda oynayabilecek ayaklara düzgün bir oyuncu. Savicevic var, Diamande var. İnşallah görürüz takımda faydalarını. Bilmiyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben Gelen öyle mesajlardan değerlendiririm. okuyayım, Şimdi birkaç tane mesaj okuyalım mı, yani devam edelim? şu devam edelim. Şu senin söylediğine şunu ilave edeyim. Önde top tutmadığın sürece her atak sana gol pozisyonu yaratır. Ki Biz önde top doğru. tutamıyoruz. Bu sefer önde top tutamayınca da savunma çıkamıyor. Savunma çıkamayınca da savunma orta sahayı ileriye itemiyor. Bloklar arasında boşluklar oluyor. Bu sefer de mesafe geniş alanda oynadığın zaman da ne oluyor? Ortadaki iki tane oyuncu gerçek performanslarından uzaklaşıyorlar. Çünkü devamlı adam kovalamaktan fiziksel bir yıpranmaya giriyorlar. Dediğin doğru, buna katılıyorum. Mesajlarımızı okuyabiliriz Ahmetciğim. Tamam abicim, kırmayalım bizleri, takip edenleri. Çok da takipçimiz var bu akşam. Abi, hocanın açıklamalarında çelişki var. Hoca dedi ki kimin oynadığı önemli değil. 20 tane 27 tane oyuncum var. Hepsi eş değerde dedi ama bu haftaki açıklamalarında oyunu sokacak adamımız olmadığı için iki oyuncu değiştiremedik dedi ve bir yersek iki atarız diyordu. Ama görüntü hiç de böyle değil. Erol, çok teşekkür. Erol Çetin abi, bu mesaj, ben çok ciddiye aldım bu mesajı. Burada Evet, bu çok çok güzel bir değerlendirmeyi mesaj. yapıp daha sonra mesajlara devam edelim. Önce Erol Çetin'in bu mesajını, hocanın söylemleri üzerinden gönderdiği mesajını nasıl değerlendiriyorsun? Senden alalım. Yani hocamız öyle bir ifade kullandıysa Kullandı. Kullandı. onu bilmiyorum. Onun cevabını sahada vermek gerekir. Ama ben şunu söylerim. Futbolda önceden hesaplanan bir sonuç yoktur. Futbol bunun için güzel bir oyundur. Madem ki oyuncular arasında 27 tane oyuncu arasında farklılık yok. Kim oynarsa oynasın Samsunspor takımında fark etmez denildiğinde bunun cevabı sahadadır. Ama biz Evet. sahada o cevabı alamadık. Doğru söylüyorsun. Peki Mustafa Kabadayı doğrudur, bizim canımız çok yanıyor diye mesaj atmış. Bayram Bilgiç, Bektaş'ın kaliteli kumaşı iyi, hiç sırıtmadı. Doğru, o yorumu yaptık zaten. Umarım ileride daha faydalı olur. Hayırlı yayınlar Ahmet abi. O kadar yabancı topçu yerine kaliteli bilindik topçuların alınabilirdi. Şu an yabancıların takıma katkısı %10 bile değil. Rakip orta sahada iyi horon çekerek geçiyor. Horon çekerek geçiyor. En sonunda dua ederim ki Diomande ve Alen kalitelidir. Yoksa bu yıl gitti, hayırlı olsun diyelim. Biz her daim Samsunsporluyuz. Üst üste okudum mesajlarını sevgili Murat Kanık. O da İstanbul'dan yazmış. Yine Savicevic oynamaya başlarsa bu takımın orta sahası düzelir diye Erol Çetin'in mesajları var. Mesajları da değerlendirelim abi. Bu akşam çok uzun tutmayacağız. Çünkü analiz programıydı bu akşam, son haftalardaki Zamspor'un görüntüsü. Mesajlar üzerinden neler söylersin? Murat Kanık, özellikle Savicevic'in, Ale'nin ve Diomande'nin takıma katkı sağlaması konusunda dua ediyorum, temennilerde bulunuyorum demiş. Tabi bu yabancı futbolcuları kim transfer yapıyor bilmiyorum. Hakikaten de bir türlü geç Evet. seneden beri bunlardan randıman Abi alamadık. çok özür diliyorum. Çok enteresan değil mi? Yani
5 tane maç ne yapar? Hadi bir haftada 3 maç oynadık. Ortalama bir ay yapar. 2 ayda kamp dönemi yaşadı bu takım. Bu futbolcular sezon başında alındılar. Yani bakılmadı mı, görülmedi mi? Savicevic'in sakatlığının ne olduğu da tam olarak belli değil. Yani geçen sene son maçlarda çok iyi bir performans göstermesine lazım. Bunca uzun süreli sakatlıklar ve sezon başından beri de bu oyuncuların hazır olmayışını bir otorite olarak, bir futbol bilgini olarak Ahmet Ertan nasıl değerlendirir? Ben buna hakikaten şaşıyorum. Yani şimdi içeride yaşamadığım için fiziksel bir sıkıntı mı var yoksa psikolojik bir sıkıntı mı var? Yani mental bir sıkıntı Yani mı var? onun için onu bilemiyorum ama şunu biliyorum ki bu takımda Savicevic olmazsa olmazdır abi. Doğru. 10 numara o. Olmazsa olmazdır yani. Savicevic'siz bir takım olamaz şu mevcut kadroda. Evet. Zaten diğer yabancı Tomane de düzeldi. Diğer yabancılardan biz Evet. faydalanamıyoruz. İnşallah Evet. o gelen henüz oynamayan iki tane yabancı da iyidir de en azından yabancılardan faydalanmış oluruz. Ve de, bilinen Hatırlar yabancıyı mısın? almak lazım. Türkiye'de bak adamlar ne yabancılar buluyorlar ya. Oynamış oyuncular var, Evet. neler buluyorlar. Evet. Biz bir türlü o Hazırlar. Bursa yabancılardan maçında gördük işte. Bursa maçında gördük abi. Yani aynen. adamlar transfer etti. Üç gün sonra sahaya sürdüler. Bizim de affedersiniz amiyane tabirle aramıza ağlattılar. Hatırlarsın seninle beraber biz hoş geldin ziyaretine gitmiştik Mehmet Hoca'ya kulübe. Orada Evet. ne demişti? Alen Milunovic'i göreceksiniz. Ben Paşao'yu istedim. İzmir'den gelmek istemedi. İşte neydi o Denizli'deki futbolcu Trabzonspor'da Rodelga'yı oynayan istedi. Rodega'yı Rodelga. istedim. Özür diledi. Türkiye'de oynamak istemediğini ifade etti. Ama bir Milunovic aldım. Göreceksiniz. Bu adamın işi makina gibi gol üretmek, gol atmak gibi bir ifadesi var. Hani inşallah ne zaman görürüz Milunovic'i bilmiyorum. Evet, ondan beklenti büyük. İnşallah bir an önce bu haftadan itibaren başlar oynamaya da takıma da bir katkısı olur. Evet. Ama bir an önce bir oyun planımız, kontrollü bir oyun planımız, bir de takım istikrarı açısından, takım bütünlüğü açısından bir iskelet kadromuzun oluşması lazım. Evet. Neyse şişirmeden güzel yorumlar için gelen mesajlar için mesaj gönderenlere teşekkür ederim Ahmet abi. Toparlayalım. Yani Samsunspor'un ivedilikle yapacağı hamle bu saatten sonra önümüzde Denizli maçı var. Ondan sonra iki maç daha milli ara da var galiba. Bu süreci Samsunspor nasıl değerlendirmesi lazım? Bizleri takip edenlere mesajların ne? Onları da alalım, toparlayalım mı güzel güzel? Yoksa devam edelim mi? Varsa senin ifade Yo, etmek istediğin, analizlerim anlatmak istediğin. zaten fazla da konuşmaya da gerek yok. Çünkü Evet. takımımızın moral motivasyona ihtiyacı var. Evet. Ben şöyle değerlendiriyorum. Samspor gerçek kimliğine bürünmeli. Geçmişi geçmişte bırakıp geleceğe bakmalı. Ama geçmişten ders alarak da geleceğin planlarını ona göre yapmalı. Eksikler giderilir. 3 puanlı sistemde her zaman her şey olabilir. İnişler çıkışlar olabilir. Samspor büyük hedeflerle şampiyonluğu hedefleyen bir takım olarak kurulmuş. Bir şanssızlıklar yaşadık diyelim. Talihsizlikler yaşadık diyelim. Ve bir an önce kendimizi toparlayıp sınırlarını zorlayan, kendini düzelten ve kendini yükselişe getirten bir Samspor takımının sahada olmasını, kendi oyununu rakibine kabul ettiren bir Samspor takımının sahada olmasını gönlümüz istiyor. İnşallah bu haftadan itibaren bunu görürüz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Her maçın Evet. havası ayrıdır. Her maça aynı ciddiyetle bakmak lazım. Ve her maçı bu ligde bir final olarak görmek lazım. Çünkü kaybı telafi etmek için muhakkak kazanmanız gereken haftalara girdik. Kazanılacak iki maçta 6 puan
bu kayıpları da telafi eder. Tekrar o zaman yeni bir sayfa açarak yola devam edersin. Yani hedefsiz yaşamak Samspor'a yakışmaz. Bir an önce de bu hedefe yaklaşabilmek için Samspor takımı olarak Mehmet hocamızın önderliğinde bu takım toparlanmalı. Hocam virgül koyalım. Bu takım orta sahası Savi Hasan Diomande olmalı. Osman defans ve ortasında arasında köprü olmalı. Fofana orta saha ile forvet arası köprü olur. Ahmet abi hocamız bizim dediğimizi söylüyor. Bizim istediğimiz soruların cevabını bulmuyor. Hocaya sorun veya araştırın lütfen demiş Murat Kanık. Tamam sevgili Murat. Hocam Savicevic yok mu? Nerede acaba? Abdurrahman Aslan. İşte biz de onu konuştuk az önce takımda, idmanlarda. Bugün tekrar ediyorum hocamla ben, yani Mehmet Altıparmak hocamla programdan önce telefonda uzun uzadıya takım hakkında bilgi aldım. %99 hemen hemen takımın hepsi hazır dedi. İşte Ahmet Hoca da bu değerlendirmeleri yaptı. Bakacağız önümüzdeki hafta Denizli maçıyla itibaren. Habil Bozyer İstanbul'dan hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan saygılar, sevgiler, selamlar demiş. Bizden de sana ve İstanbul'a saygılar, selamlar sevgili Habil Bozyer. Sen de kendi çapında sosyal sayfandan Samsun'a hizmet veriyorsun. Seni tebrik ediyorum. Ersin Karakaş, Ahmet kardeşler hayırlı yayınlar diliyorum. Fakat Samsun Spor bizleri üzmeyi devam ediyor. Ersin Karakaş, tabii burada taraftarın sesi, taraftarın çığırtkanlığını da dile getirmek lazım. Ahmet abi %50 kapasite olayında pasörde gittiği aksamalar olmasına rağmen, çünkü geçen hafta çok ilginç, Ferit Dernay hocamız bile maça giremedi. Bunlar düzeldiğinde kademe kademe taraftar sayımız yükseliyor. Geçtiğimiz hafta Gençler Birliği maçında özellikle batağa tıklım tıklım, karşıda maratonda yine çığırtkanlı bir grup, yine bir bando ekibimizle beraber tribünlerde şenlik var. Taraflarımıza da bu manada teşekkür etmek lazım. Ama maçın sonunda işte bizleri aleme rezil ettiniz diye böyle çığırtkanlık ortaya atmaları, tezahürat yapmaları, tabii ki onların da feryadı. Taraftarı, Samsunspor taraftarı için nasıl değerlendiriyor Ahmet Hocam? Ya Samsunspor taraftarı Türkiye'de bir marka. Evet. Samsunspor Samsunspor taraftarının da kendi takımına verdiği destek, yani sayılı taraftarlardan bir tanesi. Başarısızlığı ki, kesinlikle kabul etmeyen bir grubumuz var abi. Böyle bir taraflarımız var. Yani başarısızlığa tahammül olmayan bir tarafı, bu çok iyi. Sahiplenme duygusu çok iyi. O çok iyi ama bir de şu var. O taraftar, sen savaş, koş, mücadele et, futbolun gereklerini evet, yerine getir ama kaybet, alkışlamasını da bilen bir taraftar. Yani orada da bizim Samspor taraftarının bir şeyi var, sloganı var. Hep böyle oynayın, canımızı verelim. Böyle aynen bağırıyor bizim taraftarım. Evet. Aynen. Onun için de bu ligde hem savaşacaksın hem sanatçı olacaksın. Evet. Ama savaşacaksın. Önce savaşacaksın. Sonra sanatçılar sahneye çıkacak. Oyunun skorunu değiştirecek. Gençler Birliği takımının orta sahasındaki o akseli gördün Ahmet. Ne futbolcu. Evet. 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 Paçavra'ya çevirdi bizi açık ameyana tabiri. Yani doğru konuşmak lazım. İşte dediğim oyunu yönlendiren, takımı oynatan, gerektiğinde evet, tempoyu düşüren, gerektiğinde tempoyu yükselten, bizim öyle bir orta sahada oyuncuya ihtiyacımız var. Evet. Tuncay Gültekin, bu 10 yaş altı çocukları maça alsınlar. Çocukları Samsunspor soğutuyorlar, yazık. Sevgili Tuncay Gültekin, çok güzel bir mesaj. Türkiye Futbol Federasyonu'nun saçma sapan, özellikle son iki pandemi sürecinde, yani Avrupa'daki federasyonlar gibi Türk futbolunu idare edemediğini içim yanarak söylüyorum. Kesinlikle bak, iki tane şeye dikkat çekiyorum. Almanya'dan da bir sürü mesajlar geliyor bana özelden. Yurt dışından gelen taraftarlar aşılarını ve tüm sağlık şeylerini yaptırmış olmalarına rağmen stadyuma alınmıyor. Bu TFF'nin kararı. Artı 15 yaş altı taraftarlar
Ben torunumu maça götürebilmek adına gittim, story'de donattım. Bunu sosyal medyadan da paylaştım. Çocuk her maç öncesinde telefon açıyor. Daha bu 8 yaşında. Dede, bu hafta beni götürebilecek misin? Onunla benim de üzüntüm çok büyük. İsyanım çok büyük ama bu olayın Samsun Spor Kulübü'yle hiçbir alakası yok. Dediğim gibi iş güzel. Biz yaptık oldu, işinize gelirse mantığıyla futbolu yönetmeye çalışan Türkiye Futbol Federasyonu'nun saçma sapan bir kararıdır. Yani çocuklara aşı mı vurdurmamız gerekir, onu da yapalım. Ama yani şurada Avrupa'da bakıyorum, geçen hafta Borussia Dortmund maçını izledim Ahmet abi. Yani evet. 80 bin kişilik stadyumu var, 40 bin kişi var. Liverpool maçını izledim, 3-0 kazandığı maçı. Yani tribünler yıkılıyor. Biz bunu niye yapamıyoruz? Yani 15 yaş altından aşağı çocukların maça girememesini nasıl değerlendiriyorsun? Biz bu çocuklara nasıl Samsun yapacağız ya Allah aşkına? Ne kadar daha devam edecek bu süreç? Yani onlara özel bir... Biraz sen de özel yorumunu yap abi bu konuda. Yani çok saçmalıklar var futbolumuzun idaresi anlamında. Hakikaten ya şimdi bir de... Gençlerin tabii ki stada alınması, şimdiden ufak yaşta Samspor aşkını veya tuttuğu takımın futbol aşkını her zaman yaşamasına sebep olur yani. Onun için de onlara ayrıcalık yapılması lazım. Ben öyle değerlendiriyorum yani. Ya gerekirse onlara özel bir tribün yapalım. Stadyumun zaten yani, boş durumda. Ya bir şekilde yani, bunu sağlamamız lazım. Bir de bilmiyorum, yorum yapar mısın? Türk futbolu gözümüz aydın. Hayırlı uğurlu olsun. Bence çok daha fazla ulusal deneyimi olmayan ama işte bir Almandır. Alman futboluyla yoğrulmuş, o disipline sahip bir hoca milli takımın başına geldi. Umarım başarı sağlar. Sen nasıl değerlendiriyorsun yabancı hocanın milli takımın başına gelmesini? Eyvahlar olsun. Biz de milli takımımızı çalıştıracak bir hocamız maalesef yok. Yani ben şöyle yok. Nasıl? Ben şöyle değerlendiririm. Demek ki Türkiye'de Türk milli takımını çalıştıracak bir tane teknik direktör yok. Evet. Böyle bir ayıp, yani, ayıp böyle bir, bu ayıp da federasyonun ayıbıdır yani. Evet. Tuncay Gültekin, Ahmet abi ağzına sağlık, söylemlerinden çocuk ağladı. Ağlamasın. Çocuklarımızın tamamını, yani Samsun Spor sevdalısı tüm çocuklarımızı sevgiyle, saygıyla öpücük yağmuruna tutuyorum buradan. Sabırlı olsunlar. Bir şansları var. Bir şansları var. TRT Samsun Spor maçlarını sürekli yayınlıyor. Bu şekilde bu süreci de atlatalım. İnşallah kısa zamanda o çocuklar için de bir formül bulunur. Ben bunu Yüksel Yıldırım Başkanı'na da özellikle paylaşacağım. Yani gerçi bir girişim yapar. Ne sonuç doğar bilmiyorum ama doğru. Bu gerçekten içimize kanayan bir yara. Ahmet Ert Hocam, futbol ligini evet, yavaş 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 toparlayalım. Neler söylemek istersiniz son olarak? Son olarak bir an önce Yüksel Yıldırım Başkanımın yüzünün gülmesini istiyorum. Başarılı evet, o da Kazakistan'a gittiğini, gideceğini bu akşam programı izledikten sonra mesaj attı bize WhatsApp'tan. Ona sevgilerimizi, saygılarımızı, gönülden bağlılığımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Doğru, despot bir adam, Amerikan kültürüyle yorulmuş bir adam, içindekini saklamayan, direkt konuşan bir adam. Sosyal medya üzerinden buna karşı alınan cepheyi de esefle kınıyorum. Bırakın bu işleri, başkanı sinirlendirmeyi. Adam zaten hala da yaşadığı hastalıkla uğraşıyor. Öyle kolay değil bu işler. Ve oluk oluk para aktı, oluk oluk para gitti. Evet. Hemen bir şey anlatayım. Yani bir rol derken hocamla başkan arasında geçen bir sohbet bu. Bunu burada detaylı açıklayamam ama yani bu sene daha fazla para harcamadan, sokağa para dökmeden işimizi toparlamayı, gerekirse şampiyon olmayalım, seneye olalım ama ileri vadede Samsunspor'a faydalı olacak oyunculara transfer etmeye çalıştım diye bir paylaşımı var. Ben de bu samimiyetle sizle bunu paylaşıyorum. Lütfen, lütfen Yüksel Yıldırım'ı üzmeyelim. Evet Ahmet abi, bağlayabilirsin. Dediğim gibi bir an önce moral motivasyon olarak başkanın
öncelikle birinci kişi olarak toparlanması lazım. Önce hayırlı yolculuklar dilerim. Kazakistan'a gidiyor bu akşam. O zaman hayırlı yolculuklar dileyelim başkanımıza. Tabii ki Samspor formasının ağırlığını hisseden ve o formayı giyen futbolcuların artık kendi dünyalarına dönmeleri, kendi varlıklarını yaşamaları ve bu takıma hizmet etmek için kendi öz benliklerine kavuşmasını en kısa zamanda istiyorum. Çünkü pes etmek Samspor'un kitabında yazmaz. Vazgeçmek asla olmaz. Çünkü Samspor vazgeçenleri hiç affetmez. Onun için de yeni bir sayfa açarak, yeni bir mevsimin bu hafta kapısını açarak bu lige yeniden başlamaları gerektiğini ve bu şekilde düşünüp bu şekilde maçlara kendilerini hazırlamalarını istiyorum. İnşallah Samspor hepimizin arzu ettiği yerlerde olur. Ahmetciğim. Bizleri izleyen bu saate kadar taraftarlarımız için de bir mesajım var mı? Onu da alayım. Taraftarlar asla vazgeçmesinler. Samspor bir sevdadır. Desteklemeye devam. Çünkü şu kaoslu günlerde Samspor'un gerçekten çok sağduyulu taraftarlara ihtiyacı var. Onları bu yolda toparlayacak, edecek Samspor taraftarıdır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ağzına Ben yüreğine teşekkür ederim. sağlık Ahmet abi. Önümüzdeki haftadan itibaren yine vazgeçmeden devam edeceğiz. Abi deplasman yasağı devam ediyor mu? Sevgili Murat maalesef devam ediyor. Ölene kadar Samspor demiş. Teşekkür ediyoruz. Yorumlar gelmeye devam ediyor ama biz de tadında bırakalım. Yani şimdi bu saatten sonra yapacağımız sohbet geyik muhabbetine döner. O da bizim tarzımız değil. Biz Samsunspor'u özetlemeye Yıkmamak çalışıyoruz. lazım. Ya, yıkmamak Aynen. lazım, Aynen. yapıcı olmak lazım. Aynen. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Tadında bırakalım. Bizleri takip eden, mesajları gönderen, programlara karınca kararınca katkıda bulunan, sponsorluklara katkıda bulunan, reklam veren, Bursa'da bu saate kadar yayını net bir şekilde vermek için emek sarf eden başta Samsunlu Fehmi ve ekibine gönülden saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Haftaya Salı günü akşam yine saat 21.30'da yine saatinde bakalım bir konuk alır mıyız, almasak da işte futbol oturur sizi Ahmet Ertem'le beraber yayınımız devam edecek. Haydi bakalım başkan, bu başkan da taraftar neymiş, çağırın çağırın. Ayan Yaman mesajını da bu şekilde seninle kapatıyoruz. Yapımda yayında emeği geçen herkese, bizleri takip eden taraftarlarımıza sevgiyle, saygıyla, muhabbetle hayırlı akşam dilerken önümüzdeki hafta 21.30'da yine Salı günü buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Yüzünüzden gülücükler, yüreğinizden insan sevgisi eksik olmasın. Hoşça kalın.